Size bir tavsiyede bulunayım. Bakın, iktidar milletvekilleri, yaparsınız yapmazsınız bilmem. Gidin, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz halkın arasına gidin. Eğer varsa yüzünüz, pazara gidin. Varsa yüzünüz, bakkala gidin. Varsa yüzünüz, markete gidin. Yok yüzünüz. Yüzünüz olsaydı pazara giderdiniz, markete giderdiniz, bakkala giderdiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 141 sıra sayılı kanun teklifinin birinci maddesinde yer alan amacıyla ibaresinin maksadıyla şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Gülcan Kaçmaz Sayit Van, George Aslan Mardin, İbrahim Akın İzmir, Gülderen Varlı Van, Zeynep Oduncu Batman, Mahmut Dindar Van milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz efendim. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Mersin milletvekili Ali Bozan'a söz veriyorum. Sayın Bozan, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, geçenlerde bir haber yayınlanmıştı. Sarayın bir saatlik masrafının 81 asgari ücrete tekabül ettiğini yazıyordu. Bu haber doğru mu emin değilim. Gazeteci arkadaşlarım beni mazur görsün. Çünkü ben şahsen pek inanmadım. Sarayın lüksünü her gün gözlerimizle görüyoruz. Her şey tüm çıplaklığıyla ortada. Şahsen ben sarayın şatafatı için saatte 81 değil 810 asgari ücret harcandığını düşünüyorum. Oysa ki bu halk bırakın tencereye yemek koymayı, tencerenin altında yakacak tüpü bulamıyor. Tüpünü değiştiremediği için akaryakıt istasyonundan parası kadar tüp doldurtan yurttaşlar var bu ülkede. Peki sizin haberiniz var mı bundan? İnsanlar geçinmek için çok büyük bir mücadele içerisinde. Herkesin gözü kulağı asgari ücrete zam yapılmasında. Saray iktidarından ise ses seda yok. Halk biçare düşmüş, saray iktidarı şatafatın içerisinden halkın sefaletini görmezden geliyor. Ve saray iktidarının bakanı çıkmış diyor ki Türkiye'de asgari ücret düşük değildir. Gerçi Maliye Bakanı da haklı. Nereden bilecek? Kendisi her gün sıcak para bulmak için ülke ülke gezerken ayakları yere basmıyor. Asgari ücretle mi geçiniyor Maliye Bakanı? Sabah kaç çeşit ürünle kahvaltı yapıyor mesela? Öğlen akşam hangi restoranlarda yemek yiyor? Asgari ücretiyle dalga geçen bakanın ve yanındaki korunma danışma ekibinin bir günlük maliyeti ne kadar? Asgari ücrete düşük değil diyen Maliye Bakanı'nın ekmeğin fiyatından haberi var mı? Tabii ki yok. Olsaydı bu halkla bugün dalga geçmezdi. Domatesin, biberin fiyatından haberi var mı Maliye Bakanı'nın? En son ne zaman pazara çıkmış? İnsanların pazar alanlarında ellerinde boş gezindirdiği pazar poşetlerini görmüş mü acaba? Değerli milletvekilleri, hep soruyorum, yeniden soracağım. Ve gerçekten merak ediyorum. Bu halkı bunca sefalete sürüklemek hiç zorunuza gitmiyor mu sizin? Yüzünüz kızarmıyor mu? Ya da utanmıyor musunuz? Cidden soruyorum. Vicdanınız nasıl kabul ediyor bunu? Emekliye 10 bin lirayı reva gördünüz. Şimdi de asgari ücretliye 17 bin lira. Madem diyorsunuz ki Türkiye'de asgari ücret düşük değil, asgari ücrete zam yapmıyorsunuz. Gelin, size bir önerim var. Saray dahil tüm bakanların, bakan yardımcılarının, eski yeni tüm milletvekillerinin, genel müdürlerin, saray danışman ordusunun maaşlarını 17 bin lira yapalım. Hadi bakalım. Gelin bunu yapalım. Gelin tasarrufa saraydan ve sizlerden başlayalım. Gelin. Bunu yapmayacağınızı biliyorum. Bunu boş konuşan sizsiniz. Boş konuşan sizsiniz. Yerinizden konuşmayın. Gelin, öneri yapıyorum ya. Madem asgari ücret yeterli. Madem bu ülkede yurttaş 17 bin lirayla geçinebilir. Hadi bakalım siz geçinin. Hadi bakalım saraydaki geçinsin. Hadi bakalım bakanlarınız geçinsin. Saray danışmanları geçinsin. O yüzden siz boş konuşuyorsunuz. Bu halkla dalga geçiyorsunuz. Bu halkla dalga geçiyorsunuz. Yerinde fısır fısır boş konuşma derseniz el sallarım. Bu halkla dalga geçmeyeceksiniz. Bu halkla dalga geçmeyeceksiniz.
Bu halkla dalga geçerseniz parmak sallarız. Bu halkın adına konuşuyoruz biz burada. Bu halkın dalga geçtiğiniz bu halkın adına konuşuyorum. 17 bin liraya mahkum ettiğiniz bu halkın adına konuşuyorum. Sizin daha geçenlerde sizin milletvekiliniz ne demişti? Emekli maaşıyla geçinemiyoruz demedi mi? Dedi. Emekli milletvekili maaşıyla geçinemiyorum diyen milletvekiliniz var. Ondan sonra emekli 10 bin lira, asgari ücreti 10 bin lira. Bu halkla dalga geçmektir. Bu halkla dalga geçmenize biz müsaade etmeyeceğiz. Size bir tavsiyede bulunayım. Bakın, iktidar milletvekilleri, yaparsınız yapmazsınız bilmem. Gidin, yokluğa, yoksulluğa mahkum ettiğiniz halkın arasına gidin. Eğer varsa yüzünüz, pazara gidin. Varsa yüzünüz, bakkala gidin. Varsa yüzünüz, markete gidin. Yok yüzünüz. Yüzünüz olsaydı pazara giderdiniz, markete giderdiniz, bakkala giderdiniz. Sonra çıkar bu kürsüye. Sayın Bozan, lütfen tamamlayın. Eğer yüzünüz olsaydı bunu yapardınız. Yarın çıkardınız bu kürsüye, derdiniz ki: "Ey DEM Parti milletvekili, biz pazara gittik, pazarda halkın sorunlarını dinledik. Biz bakkala gittik, markete gittik." derdiniz. Bunu yapamıyorsunuz. Bunu yapamadığınız için de yerinizden itiraz edip duruyorsunuz. Gidin ve o insanların gözünün içine bakın. Bu ülkede 10 bin liranın altında ev kirası yok. 10 bin liranın altında ev kirası yokken 17 bin liraya mahkum ettiğiniz insanların gözlerinin içine bakın. Başka bir şey söyleyeyim. Ya bizi dinlemiyorsunuz. Partinizin kurucusu Bülent Arınç'ı dinleyin bari. Ne diyor Bülent Arınç? Diyor ki, geçen sene 70 liraya doldurduğumuz poşeti bu sene 170 liraya dolduramıyoruz diyor. Beni dinlemiyorsanız gidin Bülent Arınç'ı dinleyin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Bozan. Şimdi önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Diğer önergeyi okutuyorum. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan Türk Sivil Havacılık Kanunu ile bazı kanunlarda ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunu teklifinin birinci maddesinin çerçeve hükmünde yer alan değiştirilmiştir ibaresinin yeniden düzenlenmiştir şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Dursun Ataş Kayseri, Mehmet Akalın Edirne, Burhanettin Kocamaz Mersin, Yüksel Selçuk Türkoğlu Bursa, Yasin Öztürk Denizli milletvekilleri. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önergenin gerekçesini açıklamak üzere Edirne milletvekili Mehmet Akalın'a söz veriyorum. Sayın Akalın, buyurun.